Yani hep bildiğimiz mesela işte ateist bir anne baba demediğini biliyoruz. Yani hep bunlar şey sorular ya. Klasik. Yani şimdi burada orada hür değildi ve Allah onu işte ateist, işte böyle dinsiz, işte uç insanların çocuğu olarak dünyaya getirdi. Şimdi o insanla ben mesela babam namaz kılıyor, işte dini bir şeyi var vesaire vesaire bulunduğum ortamlar. Burada ben baktığımda ilk başta benim de bir şeyim yoktu orada, bir seçme şansım yoktu. Onun da yoktu. O orada oldu, bu burada oldu. Ha, tabii netice illa öyle olacak değil ama sonuçta hani yarışmaya epey bir geriden başlamış oluyor. Şimdi buradaki adalet tecellisi, kader tecellisi nasıl şey yapar? Biraz sileyim mi? İnsanın mesuliyet ölçülerini Ha, getireyim. bu buradaki işte hani nasıl İnsan tecelli nerede var? mesuldür? Hatta Sibirya'da doğmuş. Hiç dini bile duymamış. Tabii orada. Değil ateist. Hiç duymamış. Evet. Hiçbir diyor. Bana buradaki Allah yoktur diyor. Gene bir ağzında Allah var. Burada Allah da yok yani. İnsanın mesuliyet sebepleri. Şimdi salahiyet, mesuliyet, iktidar, ihtiyar. İnsanın mesuliyet zeminleri. Mesela adamın yaratılmış ama ihtiyarı yok. İhtiyar yok. Yani kafa eksik. Yani yok veya yaşam. İki, iktidarı yok. Köledir. Tamam mı? Salahiyet bulu çağ gibi yani şey muhakeme-i akliye ve öğreneceği sebepler. Yani kısacası bu dört tane şey var. Şimdi ve makünne mazibin hatta nebesen resulah. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Meğer ayet. Sibirya'da doğmuş. Ben ölçüyü söylüyorum. Tamam. Ölçüyü söylüyorum. Derecesini herkes kendisi yapacak. Sibirya'da doğmuş. Hiç dini duymamış. Gazali diyor ki yok yani bazı devlette dini duymuş ama terörist dini değil, duymuş. Yanlış duymuş. O da dahil. Kim ne kadar duydu? Duyduğunu ne kadar doğru duydu? Üç. Ne kadar onu yapacak, değerlendirecek iktidar ve ihtiyarı, mesaliyet, mesuliyeti vardı? O nispette Allah onu biliyor. Mesuldür. Hiç duymadı. Direkt cennete gidecek. Sen de her nefesinde sen sava çıkacaksın. Biraz önce sen şanslıydın. O şanslısın. Güzel bir imkan değil de. Biraz önce bir sen şanslıydın. Şimdi adam zina yapıyor, içki içiyor, Allah yok, din yok, iman yok. Bu patlasın çal oynasın. Sibirya hiç duymamış. Ondan sonra ashab-ı kefin köpekleri gibi hiç hesap yok. Ashab-ı kefin köpeği gidecek. Sen diyecekler ki dur hesap ver. Olsun, ben böyle olmak isterdim. Ya ama cennete gidecek. O da iyiydi. Her şahsı Çünkü var. Şahsı özel imtihan var. evet, Tamam. herkese. Yoksa biz imtihan deyince o Efendim? imtihan diyoruz. Onu Osman abi o adama acıyor gibiydi. Şimdi kendince kahretti. Yok gene ben dedim kurtardım mevzuyu. Dedim gene ben böyle olmak isterdim. Oğlum siz bizim temel... Ula dininin kıymeti... Ne zaman diyeceksin? ne zaman diyeceksin biliyor musun? Bu sıcak ortamda süt elinde. Yok ben bunu de... O cehennemin dehşeti karşısında haşir meydanında her nefesinde hesaba çekilirken bu nefesi nerede harcadın, nerede kazandın? Orada ne diyecek biliyor musun? Ayette diyor, ya leyteni kuntu turaba. Keşke mesuliyetsiz ama var olsam da
mesuliyetsiz olsam. Onun için o Allah hiç hesap sormuyor. Hem dünyada yaşıyorsun. Anladın mı? Yani cennetin tabakalarını düşünüyorsun ama imanı kazanma ve kaybetme davası var ya, insanın uykusunu kaçırıyor. Abi ben burada biraz, şimdi herkes bu, şimdi ben de Osman gibi, ben de burada abi biraz şey yapamıyorum, kanaat getiremiyorum bir türlü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bakmadı mı işte güneşe, sen batıyorsun benim. Ya bu öyle gitmesi zorunda ya, değil miydi imana diyor. Şöyle değil. İman şartı yok mu öyle? Bak bir o ikincisi Hasan abi mesela. Adam Müslüman. Yani daha kötüsünü söyleyeyim mesela. Adam Müslüman. Hayır. Müslüman olduğunu düşünerek bir adamın peşine takılıyor. Mesela biz onu münafıklıkla icabında yargılıyoruz, suçluyoruz. Şimdi bu adama yani bence biraz şeyi olmalı Hasan abi ya, bu farkındalık olayı var ya Hasan abi, farkındalık. Yani bu burada bir şeyin karşısına geçiyor. Bak işte bu dört tane içinde. Muhakemesi, muvazemesi. Tamam mı? Bir elinde kantar, bir elinde metre. Tamam mı? Adam, şimdi biz kuralı söylüyoruz. O ileme uygulamadık. Adamın elinde kantar, metre var. Şu. Köledir. Bal, iş yapalım. Delidir. Muhakkak, o yapamıyor. Elinde, şimdi bunun ölçüsü şudur. Ne kadar bunu, elinde bu imkanlar vardı. Yani dini ne kadar duydu? Ne kadar duyduğuna lakayt kaldı? Ne kadar doğru duydu ama? Allah, biz bunu bilmiyoruz. Bunu ölçme şansımız yok. Yok yani. Bunu ne kadar duydum? Ama ya o zengin yaratıldı da ben fakir, fazla sadakam yok. Mesela koca Sapancı Adana'da cami yapmış. Ama benim bir bardak sütüm sadakası, onun sadakası cami, belki benim yani sütüm daha fazladır. Bir bardak süt verdi. Çünkü Cenab-ı Hak iktidar ihtiyarına göre hesap soruyor. Onun dünya servetine göre cami yapmak hiçbir şey değil ki. Belki zekatını bile doldurmaz. Buradan bizim abi hesabımızda zor olacak çıkıyor tabii. Çok şu dünyanın şu şartlarında Hasan abi. Ha? Bakın internetten her türlü bilgiye, belgeye ulaşabiliyorsunuz. Televizyonu açtığınız zaman bir şekilde muhakkak bizim insanlarımız, bizim televizyon açıldığı zaman film izliyorsun. İzlediğin kişilerin boynunda hacı görüyorsun, hacı. Bilmem işte neyse. Yani ulaşmamış olması mümkün değil. Yani fetretten bahsedilir mi? Fetretten bahsedilemez, onu demek istiyorum ben Hasan abi. Algılayamıyorum ben onu bir türlü. Bak canımın değil. Yat katta şükret. İstikametli bir cemaat aslında. Konuşuyorum böyle artık. Konuşuyorsun. Bu malzeme senelerden beri şu anda yargıladığın, şu anda o ustada muhalefet edenleri senin bulunduğun cemaat değil miydi? Senelerde onlardan ders almıyor muydun? Evet. Onlar senin veli nimetin değil miydi? Evet, evet. Onlar yanlış mıydı o zaman sana göre? Değildi. Çünkü onlar sana elbise giydirmişti. Her sohbet sana giydirin elbiseyedir. Anladın mı? İnsan belirli bir dağın dışına çıkınca dağı görüyor. Yoksa insan bulunduğu cemaatin, bulunduğu mekanın zaman, zemin, tam, libasın kölesi oluyor. Ve doğrusu odur. Asır abi, münker gidecekler. Gelecek, neydi? Dine ulaşmayan adamın adı neydi? Ne diyorlardı? Fethet. Gelen ben fethet. Giden ben fethet. Münker de gidecek olan biz kime yazacağız bu cezayı? Ya o yeter. Şimdi gelen ben fethet, giden ben fethet. Ya Allah ne kadar merhametli işte. Merhamet. Mesela bak gitti. Ben Rabbuki dedi, tamam mı? Rabbin kimdir? Sibirya'nın ne diyecek veya Pigme Afrika'daki? Bir dakika. Rabbim kim? Sen kimsin ya? Burası neresi? Ben neredeyim? Hani etrafımdakiler? Sen kimsin? Ne Rab? Şimdi Allah canibinden kudretin azameti altından bakman için dört sıfata bürün.
rahmet-i ilahiye, hikmet-i rabbaniye, merhameti ve adalet-i ilahiye. 4. Kastamonu'da geçiyor. Hikmet-i ilahiye, inayet-i ilahiye, adalet-i ilahiye, rububiyet-i ilahiye noktasında Allah'ın adalet, Allah canı ve kudret-i azamet altında bu senin köleni, kulunu sorgular şimdi. Gitmemiş. Veya gitmiş, Gazali der ki yanlış gitmiş. Ben Sibirya'dan bahsetmiyorum. Daha 3-5 sene önceki bulunduğun cemaatini düşüyor şimdi. Ve o mahzana bakın ben şey yaptım. Ha. Bir şekilde size ben bir şekilde ulaştım. Onu anlatmaya çalışıyorum ve tercih ettim. Diyorsunuz. Ve tercih ettim. Ama herkes bir ulaştım derken herkes yani, senin yok, kadar yani. Sen herkes senin kadar mahkemesi olmayabilir. Mahkemeye iktidar aklesi, o kadar olmayabilir ama. Ondan sonra iktidar olmayabilir. Salahiyeti yok. Salahat var ya salahat, mesuliyet. Salahat yani o içsel yapı. Yani böyle bazı mesela şey diyeyim. Değil onlara. Müslümanım diyor. Üstad diyor ki Müslümanın hemen altında olanlar bilerek severek günah yapmıyorlar. Yapmıyor muyuz? Bilerek ve severek bir günah yapmak şöyle dursun. Adam dinsizliği dine tercih ediyor. Mesela diyelim ki hiç mesela oy atarken ben dua atmadım daha. Ben atarken benimle beraber aynı yere atanlar kimdir diye sormaz mı? Beni zındıklar tasdik ederse vallahi ödüm patlar benim. Ama Resulullah dese ki ben sevmiyorum, ödüm patlar. Ha, o zaman kardeşim bize zaman, elbise, zaman, zemin, yani yaşadığın mekan, yedin, içtin, yaşın. İnsan üzerinde muhakemesine, hislerine, tercihlerine tesir ediyor. O için mesela diyor ki zina yapma demiyor Kur'an'da. Zinaya yaklaşma. Çünkü oraya gittiği zaman fıtratı iyi bilen Allah orada yapma denilemez. Zina karşısında sen yapma denilemez. İhtiyar ref oldu. Zina karşısında sistemin sahibi Allah diyor ki bunu artık ref olur. İhtiyar ref olur. Şey de mümkün mü? Özel olursa başka. İslam memleketinde şey mümkündür. Fethet, evet. Yani adam evet, mesela geldi o salahiyet mesuliyet iktidar. Öyle bir aileden ki hep dini böyle işte öcü, sakallı, cübbeli. Bağdat Caddesi'nde. Yani hiçbir şey olmadı orada burada ve işte 25 yaşında da öldü. Yani hani fazla da şey olmadı. Bunun yani işte gördüğümüz bizim için şey dediğimiz insan belki cennete gitme ihtimali var mı? Fethet olarak. Bak ölçü şu. Kim ne kadar duydu? Yetmiyor. Duydu televizyon ya cemaatler. Allahu ekber, Allahu ekber. Tabii duyuyoruz o detayı tabii. Evet. O Allah bilir. Duydu. Duydu. Ezanı duydu. Ben duydum. Ama duyduğunu ne kadar muvazene kantar metresi oldu. İhtiyarı ve iktidarı var. Onu biz bilmiyoruz. Peki İslam memleketinde fetvalık var. Derece derece var. Mesela şöyle diyeyim, sen ilk duyduğun zamanki nurculukla şimdiki aynı hassasiyetin, günaha karşı duruşu, sebaba karşı duruşu. Mesela eskiden de aynı ders okuyorlardı, namaz farzı diyorlar, Mekke'den Nurul Tanrı'da rakaydık sabah. Peki nedir o? Bizim iktidarımız var ya içsel yapı, arttıkça mesuliyetimiz de artıyor. Ha. Biz onu bilmiyoruz. İslam devletinde hatta İstanbul'da aynı şartlarda komşun ama ailesinde Allah yok demiyor. Belki de dinsiz. Ezanı da o da duyuyor, ben de duyuyorum. Tamam. Ben öyle bir insana rastladım ki 14 yaşında bir genç Bağdat Caddesi'nde okudum ya ben. Bu içeri köyde oturuyordu. 14 yaşında bir sürede bir genç orada. Ben de 16 ben 16, 17, 18 var mı yoktum. Bir sebeple şimdi girmiyor ona. Çocuk dedi ki o camilere, amcama dedi ki camiler dedi minare, o dedi su deposu değil midir dedi minareye. Allah'ım.
Yani Bağdat Caddesi'nde bir tane ve iki tane cami vardı o zaman. 1977. Gafur abi diyor ki, diyorsun abi herkes kalkıyor, fatura sana kalıyor ya. Şimdi herkes içinde de gitti, fatura bize kalacak. Ya, hakikaten ya. Şimdi gösterirsen bir vaziyet olsun. Ama ne yapıyor biliyor musun? Yok, bunların hepsi bizim için. Hepsi aslında bizim için şükür tabii ki. Tabii yani. Ne hadi. Senin hafifletici sebebindir bu. Evet. Çünkü sen de alacaksın fetretten. Hadi ya. Çünkü tabii. O eski geçmiş günahların fetreti kısmen girecek. İnşallah. Anladın mı? İfşa etmeyin abi. Şimdi iyi değil mi? İfşa etmeyin abi. Çok iyi geldi Allah'ım. Bunu baştan söyleseniz de biz ona yapacağız. Şu andaki şuurunla mı geçmişindekini soracak? Şu andaki haletine göre şu andaki amelin. Çok güzel bak. Bak şu andaki haletinle şu andaki amelin. Belki de o ilk nurları tanıdığın zaman kıldığın namaz bu haletin yokken o uyduruk kıldığın namazın daha kaliteli olacak. Senin o günahlarında da kısmen fethet. Ben bile fethet bekliyorum. Tamam. O da çünkü, tabii. Çünkü niye? Etrafım ahir zaman bütün peygamberlerin sığındığı zamandayız. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ahir zamanda gelecek bu şey fitne, ahir zaman fitnesi Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmemiş gelmeyecek. Hepimiz derece derece fetretten istifade edeceğiz. Çünkü şartlarımız ağır. Şöyle düşün. Ben dershanede oturuyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Yarım saat, 20 dakika sonra namaz kılıyor. Adam belediyede. Öğretmen. Vesaire. Polisiyayı. Şimdi o da bir saat veya yarım saat sonra kılıyor. Ya eşit olacaksın. Vaktine belli. Ben bulunduğum şartlara göre o sorulacak. Senin o kıldığın namaz belki de benim dershaneden üstündür. O zor. Ne diyor usta? Şartlar çok zor olduğu zaman cephedeki iki rekat namaz belki bir şehirdeki biz kıldığımız bir aylık bir aylık namaza eşit. Cephedeki o askerin. Suriyelilerin o savaşırken mücahit olanlar buradakileri demiyor. Orada nöbet tutuyorlar ve ayakta olursam vurulurum diye oturarak kılıyor. Sen burada ayakta kılıyorsun. Cübbeyle sarık. Bir tanesi ne demiş biliyor musun şeyde? Ne özledin demiş savaşa, röportajda. Ne diyor biliyor musun? Karımı özledim, çocuğumu özledim demiyor. Açı, ekmeği özledim demiyor. Ayakta namaz kılmayı çok özledim. Allah. Yani o gece yatamadım. Hani karım özledi de tamam. Çocuğumu özledim. Hani nefsaniyette. Yani illa eşi İnsanlar cinsellik anlıyor. Lanet olasın bu cehalete. Ustad diyor ki kadın ve erkek kalbe mukabil kalptir. Anneni özlemiyor musun? Cinsellik midir? Tabii. Öyle dostlarım var ki benim. Belki de onun yakını eşi bu kadar birbirimizi sevmeyiz. Öyle benim tanıdık arkadaşlarım var ki dev arkadaşım gizli siteyle burası ve dolayısıyla bizim de telefonla oluyor. Babasının kocası düşman bu işe. Kocası meyhane çalıştırıyor. Ama geç bu namazın arasına karışmıyor. Fakat benim diyor kocam, ne kocam yani bana davamı dinimi diyor, site vasıtasıyla tanıdım vesaire. Ondan sonra derse gittim. Siteyle soru yer söyledi. Biz yer söyledik. Derse gidiyor. Ama adam yani de zaten geç geliyor gelmiyor. Bunun dünyasını bilmiyor ya. Ben sizin sevginizi, cemaattaki abilerin sevgisi kocamla kıyas edilir mi diyor. Ben o kadar seviyorum diyor. Çünkü bana beni anlattılar diyor. Yani bunun gibi adam ne diyor? Şunu bunu özledim demiyor. En çok neyi özledin demişler. O Türkmenler diyor. Kıyıbacak mı? Kaybacak mı? Bir şey var. Bayılmayacak. Evet. Bayılmayacak. Ha. Türkmenlerin de röportajını bizatihi bizimler bulundu orada. Onlar o cebiyle çekti. Hmm. Yani, tabii bizim arkadaşlardan, cemaatlardan bulunmuş. Ya dedi
ben dedi şey değiştiriyorum başka bir göreve. En çok sen neyi özledin demiş. Günler çaftalarca. Rusların, Suriye'nin bombalaması acayip. Amerika'nın bombalaması kaç tane devletten? Dakika değil. Uydudan tespit edip bomba atıyorlar. Uydudan tespit etmesin diye atarken bir hareket ediyormuş. Öyle bir cephede durmak yokmuş. Ben diyor ya oturarak namaz kılmayı ölüm olacağını kesindi. Çünkü uydudan tespit edildiği kaç dakika geçiyorsa oraya bomba atıyorlar. Uydudan. O zaman yeri ikide bir değiştiriyorlarmış. Onu. Ve en çok özlediği ayakta namaz kılmayı. Neyse.